Bu açıdan bunların şeyi doğru değildir. Şununla toparlayayım. Peki. Yani FETÖ, bakın, örnek veriyorlar. Önüne gelen FETÖ'cü iş adamlarının avukatları kim, bir baksınlar. İsim vermeyeceğim. İsim vermemeniz gerekiyor, söz hakkı tamam, doğmasın diye. O yüzden zaten biliyorum tabii, benden. Tabii, tamam. Televizyon. Bakın söyleyeyim. Tabii. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Kayseri'de FETÖ'nün önde gelen büyük iş adamlarının avukatları hepsi Kemalist Atatürkçüler ve CHP'liler. Dediler ki onlar bana yaptığı açıklamada, efendim hukukidir. Avukatları hukuki, doğru. Yani etik değil ama hukuki. Peki, Cem Bey isim ver. Zan altında Cumhuriyet Halk Partisi'ne veriyorum. Cem Bey, Aslı Kazan, Turgut Kazan, Hüseyin Ersoy. Bir dakika, zan altında bir şey bırakma. Çok yanlış. İsim ver, isim. Aslı Kazan, Turgut Kazan, Hüseyin Ersoy. Veriyorum hiç, bak. Hiçbir şey söyleyeceğim. Şimdi, ama bak, bir dakika. Bu tartışma çok başka bir yere gidiyor. Çünkü çok gereksiz. Ama bakın tamam. Şimdi böyle bir şey yok. CHP'yle ne alakası var? Tamam. Bir dakika. CHP üyesi mi Turgut Kazan? Bir dakika. Şimdi Aslı, siz eleştirmenizi yaptınız. Özellikle anlayışıyla konuşma lütfen. Konya milletvekiliniz vardı eski, o da var. Adını ver, o da var. Bakın şununla bitirin yani. Bir söyleniyor. Bana dediler ki o zaman, efendim hukuki, Celal Ülgen beni aradı. Sözcünün avukatı. Cem Bey dedi, aç kalırım. Bakın bir tane FETÖ'cünün avukatlığını almam dedi. O isimler de diğerleri de efendim aldık dedi. Hukuki. Ben de dedim ki avukatlar, Zekeri Öz'ün de avukatı yok dedim. Ekrem Dumanlı'nın da avukatı yok. Önder Aytaç'ın da avukatı yok. Onları niye almıyorsunuz dedim. Dolayısıyla burada kimse şey yapılmasın. FETÖ'nün, tamam, bir... FETÖ borsası meselesini de şunu söyleyeyim. FETÖ borsası meselesini Şamil Tayyar gündeme getirdi. Yani gene geleceğim Şenol Hanım, size geleceğim. Çünkü söz hakkı da olacak. Cem Bey toparlayın lütfen. Bir saniye. Evet. Tabii, tabii. Benim hakkımı alabilirim. Biz söyledik. Yani. Biz şey yaptık. Bakın ben daha bugün Kayseri Belediyesi ile ilgili da FETÖ'den 7 yıl 8 yıl ceza almış bir kardeşlere verilen cezayı yazdım. Biz FETÖ'de bazı iş adamlarına mallarının geri iade edildi. Zaten biz yazdık. Yani kalkıp bu konularda da hiç yani yanımızda da herhangi birini bulamadık. Konya'da, İzmir'de bazı büyük FETÖ'cü ailelerin malları iade edildi. İtirafçı olup hiç ceza almayanlar oldu Konya'da, orada. Ben bunu AK Parti milletvekillerine de sordum. Tamam. Bunlar niye böyledir? O yüzden burada kimse herhangi bir şekilde FETÖ'yle mücadelede kalkıp AK Parti'ye, bizlere şey herhangi bir şey demelerine imkan yok. Ama bakın şunu unutmuyorum. Ben şunu unutmam. Yani FETÖ'cü polisler için, FETÖ'cü polisler için ben iktidara geldiğinde onları cezaevinden çıkaracağım dedi. Ali Fuat Yılmazer için, Yurt Atayüçü, Meral Akşener. Bunları söylediler. Tamam, şimdi siz şimdi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat burada, Sayın Sunat burada, söz hakkı doğdu. Sayın Sunat cevaplasın, ardından devam edelim. Sayın bana Sunat. Da söz hakkı doğdu Hülya Hanım. Geleceğim Berhan Hanım. Bey size, Hülya size Hanım. Geleceğim. Berhan Bey bir müsaade edin. Bana da söz hakkı doğdu. Berhan Kemal Bey'le ilgili sesim geç geliyor evet. Size. Ankara stüdyosundasınız, biz İstanbul stüdyosundayız. Geleceğim size de, sizin de söz hakkınız var. Nagihan Altı da konuşmadı bu konuda. Geleceğim ama önce Şenol Hanım'a geleceğim. Ardından Nagihan Hanım'a, daha sonra size geleceğim. Buyurun Şenol Hanım. Ay ben konuşayım evet. Nagihan Hanım'a sonra söz verin çünkü unutuluyor. Sırayla yani. Gidiyorum. Nagihan sırayla gidiyorum Berhan Bey. Müsaade edin. Benim siz de not aldınız. Yok. Sırayla gidiyorum. Lütfen müsaade edin. Benim için sakıncası tamam, yok. Berhan tamam. Bey konuşabilir. Sayın Sunat buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim Nagihan Hanım. Estağfurullah. Sayın Sunat evet. Buyurun. Evet. Sayın Ögenek. Şimdi ben biraz önce bu FETÖ'yle mücadele ettiğini söyleyenler, böyle çok bağıranlar, efendim herkesi suçlayanların geri planına baktığımda her zaman görmüşümdür ki bu çok bağıranlar ve bu çok manivele yapanlar ve her konuda rantı kendine kim güçlüyse onun yanında olan kişilerin maalesef biraz önce bir profilini ortaya koymuştum ve gördüm ki Sayın Küçük kendi üstüne alınmış. Yok hayır, üstünüze alınmadım. Sizin genel başkanınız açıkçası. Fethullahçıları affedeceğim gerçekten dedi ya. Fethullahçı polisleri affedeceğim dedi. Yani şunu konuşmayın. Ben ne demek konuşmayın ya, ağzınızı lütfen, toplayın. Hayır, demin de yağlandık dediniz, ağzını toplayın. Cem Bey bir saniye. FETÖ ise size bakacaksınız yani. Cem Bey nasıl, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Terbiyesine takılsın ya. Bir dakika, hayır bir dakika. Demin de yağlandık diyor yani. Ama bir dakika, ben böyle şeylere müsaade edemem.
Ya bu programda yani böyle bir usluba müsaade edemem. Yani bir kere, Sayın Kıçık, ben konuşuyorum. Size konuşmayın ben dedi. Sizin karşınızda da bir kadın var. İftira buna hayatınız. Müsaade edemem. Yani ağzınızı toplayın ya da kes sesini ya da terbiyesiz kelimelerine müsaade edemem. Yani bu programda sizden rica ediyorum. Siz ben konuştunuz. Onları duymadım. Tamam, eleştirileriniz oldu. Meral Akşener'den, Sayın Akşener'den de bahsettiğiniz açıklamalarından Sayın Sunat cevaplasın. Ardından söz hakkı size geldiğinde konuşursunuz. Buyurun Sayın Sunat. Allah Allah. Buyurun, buyurun efendim. Buyurun. Şimdi. Buyurun. Biraz önceki o profil gerçekten şu anda benim karşımda. Yani Sayın Akşener'in söylemediği sözleri söylüyor. Videosu var ya. Yok efendim, biz bir kongre süreci yaşadık. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongre sürecinde 793 üst kurul delegesi imza vermiş olmasına rağmen engellenmeye çalıştı. Bir hakim de yapabileceğimizi söyledi. Bu hakim, bir hakim sonra bunun FETÖ'cü olduğu yine bu kişiler tarafından yayıldı. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi'nin yazarları çizerleri. Bitirsin siz de notunuzu. Biz ne bilelim, biz mi onları tayin ettik? Şimdi bakın, bir dakika. Buyurun, buyurun. Efendim olur. Hoca Efendi demiş. Tamam. Nereden biliyorsun? Ya ay, ekranda yapacağım. Söyledi, kaydı ay, var. Kaydı var. Kaydı var. Allah Allah. Peki sizin söylediklerinizi ben söyle. Ortaya koyarsam ya kamuoyu beni FETÖ'yü bitiren adamlardan biri olarak bilir. Biz bitirdik FETÖ'yü. Bir dakika. Biz mücadele ettik. Nereden? Siz 17... Bir dakika beni dinler misiniz? 17-25'in milat olmasını istemenizin sebebi ondan önce FETÖ'nün televizyonlarda yaptığınız açıklamalardı Sayın Küçük. Ben FETÖ'nün televizyonlarına nasıl hiç çıkmadım. Ben medyaya siz bakın. Siz derken sizi kastetmiyor zaten. TV Net var. Cem Bey sizi kastetmiyor. Bir dakika, siz derken beni sizden bahsetmiyor. Buyurun Şenol Hanım. Bakın orada bağırsakların temizlendiğinden aynen kozmik odaya girilerek aynen Bülent Arınç'ın söylediği gibi bağırsaklarından temizleniyor Türkiye dediniz siz. Siz Zekeriya Öz'ün aslında cemaatçi olmadığını ifade ediyordunuz. Ve Hizmet Hareketi'nin ne önemli işler yaptığından söz ediyorsunuz. Ediyordunuz. Kim diyor bunu ya? Şimdi bunların üstünü kapatmak için siz hiçbir zaman Fethullah Gülen'le irtibatı olmayan Sayın Genel Başkanıma ve İyi Parti'nin mensuplarına laf etme hakkına sahip değilsiniz. Var. Bakın size videosunu göstereceğim. Size videosunu göstereceğim. Samanyolu televizyonunda ben iktidara gelirsem Fethullahçı polisleri içeriden çıkaracağım dedi. Bu şekilde anlaşılmıyor izleyiciler. Beraber konuşmayacağız. Sayın Küçük ben dinleyin, dinleyin. Siz dediniz bir dakika. Meral Akşener. Cem Bey bitirsin Şenol Hanım. Bitirsin ardından geleceğim. Size de Berhan Bey'e de geleceğim. Bitirin, bir müsaade edin. Bu şekilde izleyiciler de anlıyor. Sözlerinizi hatırlatıyorum. Halen arkasında mısınız? Ne demişim söyleyin. Öz Ateki ile ilgili sözlerinizi de hatırlatıyorum. Ya bugün yazdım. Diyordunuz daha. Bugün yazdım. FETÖ'cüleri nasıl kurtardığını biliyoruz diyordun. Fuat Uğur da sana destek oluyordu. Siz bunları unutuyorsunuz. Cevap siz vereyim. Sadece provokasyon yapıyorsunuz. Bir kriptonun yaptığı provokasyonları yapıyorsunuz. Siz bazı şu an cezaevinde çürüyen şey bazı milli güvenliği ihlal edenlerin ağzıyla konuşuyorsunuz. O milli güvenliği bakın Meral Akşener Samanyolu televizyonuna çıktı. Fethullahçı polisleri ben iç, yani o zaman cemaatçi polislerdir. Bunları içeriden çıkaracağım. Size videosunu göndereceğim. Özür dileyecek misiniz? Hoca Efendi lafı var. Özür dileyecek misiniz? Ayrıca ben daha bugün bakın Kayseri'deki bir ihaleyi yazdım. O işleri Allah de biz Allah. Yazıyoruz. Biz yazıyoruz. Biz söylüyoruz işte. Biz mücadele ediyoruz. Siz peki. Söylemiyorsunuz. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Sayın Sunat. Sayın Sunat siz toparlayın. Siz de toparlayın efendim. Toparlayın Sayın Sunat. Ardından Berhan Bey'e geçeyim. Bir reklama gireceğim Sayın Sunat. Efendim. Toparlayın. Bakın, buyurun efendim. Buyurun. Bu tür sonra tartışmaları sevmiyorum. Ya işe gel, işinize gelmeyince öyle olur. Sıkıştınız, sıkıştınız. Kötü sıkıştınız. Tehdit edenlerle. Kötü sıkıştınız. Cem Bey müsaade eder misiniz? Çıkamazsınız bu toplantılardan. Müsaade edin. Konuşmak
arzusunda değil. Çıkamazsınız. Böyle karşılıklı bu şekilde ama konuşarak. Söyle, onlar bu şekilde konuşursa. Bu şekilde bir tartışmaya ben de müsaade etmiyorum. Hakkınız nedeni yok. Şu anlaşılmıyor. Ne yalanlar ve ne engellerle ya neler yaşadığımızı yalan? Biz biliyoruz. Ya senin neresi yalan? Çıktı Fethullahçı polisi. Cem Bey bir müsaade edin. Bir reklama girelim. Şenol Hanım bir reklama girelim. Neresi yalan?